Hakimlerin tutuklandığı, gazetelerin, medyanın, gruplar tarafından hukukla bahsetmek mümkün değildir. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Hepinize saygıyla selamını bu toplantıya katılan ve değerli görüşlerini bizimle paylaşacak olan dernek, vakıf ve medya başkanlarına teşekkür ediyorum. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları medya ve hukukun bu tür seminerle dile getirilmesini ve katkı sunulmasını olumlu karşılıyorum. Bu toplantının Şanlıurfa'da olmasına özellikle katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Gazetecilik eleştirilerinin mutlaka etik kurallar içerisinde yapılmasını istiyorum. Eleştiriler hakaret edilerek yapılmamalıdır. Tabii bu konunun uzmanları ve değerli misafirler bu konuya daha çok vakıf olan temsilciler burada. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Değerli konuşmamı kısa kesiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet, Sayın Dogan. Sayın değerli misafirler, değerli basın mensubu arkadaşlar. Bu hukuk devleti seminerini düzenleyen ve emeği geçen dostlarımla ve Şanlıurfa'mızda bu semineri yaptılar için canlı günler genelde teşekkür ediyorum. Maalesef üzücü olarak söylemekten geçmek istemiyorum. Medyanın şu an dünya çapında 180 ülke içerisinde 154. sırada olduğumuzu unutmamamız lazım. Şu an basının ve özgür basının ayaklar altında olduğunu gün geçtikçe görmekteyiz. Mitinglerde olsun, şeylerde olsun. Her siyasi parti istediğini alabiliyor. Diğer istemediğini miting alanına koymuyorsa maalesef medyanın ne kadar özgür olduğunu tahsilini değerli meslektaşlarıma bırakıyorum. Hepsine teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Kamil Güler'i davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklarım. Böyle bir seminerin Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu tür seminerlerde alanlarında uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşması özellikle ekonomi alanda, eğitim alanda, sağlık alanda, kültür alanda başta olmak üzere bütün alanda haber yapan meslektaşlarımızın özellikle kişi hakları ve halkın doğru bilgilendirmesi konusunda önemli bir faydası olduğunu özellikle de belirtmek istiyorum. Konumuz hukuk olunca toplumun yaklaşık %40'ını etkileme durumunda bulunan internet hukuka göre gazeteci tanımı olmayan ancak fiili durumda gazetecilik yapan bu arkadaşlarımız vergisini veren İslam'a katkı sağlayan gazeteciler, gazeteci meslek mensuplarını da özellikle reklam alanında, vesaire gibi alanda olumsuz etkilemektedir. Kanunlardan da bahsetmek istiyorum. Birçok meslek mensubunda tek kanun varken basınla ilgili 5187 sayılı basın kanunu, 3984 sayılı radyo televizyon kanunu, 5681 sayılı matbaalar kanunu, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 195 sayılı basın kanunu, 212 sayılı kanun olmak üzere birçok kanunla haşır neşir olan medya mensupları tabii ki bilgilendirme ve seminerlerle bu yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Birçok kurumda da muhatabız. Valilik, Savcılık, Basın İlan Kurumu, Basın İlan Enformasyon Genel Müdürlüğü. Bir an önce basın kanununda gerekli değişiklikler yapılarak internet medyası kanununda çıkarılması ve medyanın tek bir çatı altında, tek mevzuatla toplanması ve günümüz şartlarına göre de değiştirilmesini bekliyoruz. Ancak basının rahat çalışması, basının düzenli çalışması mevzuat değişiklikler olacaktır. Katılımları için hepinize teşekkür ederim. Meslektaşlarım, hemşehrilerim de saygıyla selamlıyorum. Bu programın kasdım ve Umut Vakfı'nın birlikte organize etmiş olduğu programın başarılı geçmesi, ufamıza da hayırlar getirmesini diliyorum.
medya ve hukuk alanında şahsen söylemek istediğim çok söz var. Ama yazılı olan bir programımız daha var. O programda geciktirmemek anlamında birkaç kelimeyle geçiştirmek istiyorum. Medya diyoruz, bir gazete diyoruz, medya dediğimiz vakit özellikle internet çağında, sosyal medya, Facebook, Twitter diyoruz. Yani buna da birlikte sınırsız bir alana girmiş bulunuyoruz. Bu sınırsız alanda her şey var. Gazetecilik mesleğiyle medyayı birleştirmek, arasında bir bağlantı kurmak neredeyse imkansız bir hale geldi. Bu da ayırmak gerekiyor. Ayırmak gerekiyor. Gazeteci bu medyanın neresinde, ne kadar var, ne yapacak, ne diyecek diyoruz yani. Geçmişte de medya araçları, gazeteler, televizyonlar, başta olmak üzere zaman zaman gazetecilik mesleğinin dışında sahibinin sesi olarak gazetecilik mesleğinin hedefi olan kamu yararı, hukukun üstünlüğü, tesis, demokrasinin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlama yönünde demokrasinin yasama, yürütme, yargıdan sonra dönücü kuvvetler, kuvveti olduğu Bu medya ve hukuk devleti ikinde hukuk devletlerinde temel üç tane erk vardır. Yani kuvvet vardır. Yasama, yürütme ve yargı. Ve yine parlamenter bir rejim olan Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa hükmüne göre kuvvetler ayrılığı prensibi var. Yani yasamanın yürütmeye, yürütmenin yasamaya, yine keza diğer erklerin de öteki erklere müdahalesi söz konusu değildir. Bu bakımdan her kuvvet kendi alanı içerisinde serbestçe hareket eder ve işlevini icra eder. Ancak maalesef son dönemlerde kuvvetler ayrılığı prensibinin çok ciddi manada zedelendiğini görmekteyiz. Yürütme organı Türkiye'de son 10 yıldır diyebiliriz gittikçe güçleniyor ve etkisi altında olmayan bütün oluşumları, kuvvetleri etkisi altına alma gayreti içerisine giriyor. Bundan medya da nasibini alıyor, yargı da nasibini alıyor. Yürütmenin diğer kolları olan kurumlar da işlevini alıyor. Aynı zamanda parlamentonun kendisi dahi bundan nasibini alıyor. Bundan tabii biz hukuk camiası olarak oldukça rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü parlamenter rejimlerde yürütme alanı ile ilgili olarak işlevini sürdürmeli. Ama bakıyorsunuz dediğim gibi yürütme gün geçtikçe güçleniyor. Ve şu anda geldiğimiz noktada, işte demin arkadaşlarımız da bahsetti, avukatlar tutuklanabiliyor, yargıçlar tutuklanabiliyor, savcılar tutuklanabiliyor. Hakaret, ceza kanunundaki en basit suçlardan bir tanesi. Eğer bir avukat meslektaşımız hakaretten dolayı tutuklanıyorsa, bu bir faciadır. Eğer hakimler verdikleri kararlardan dolayı tutuklanıyorlarsa, bu çok ciddi anlamda bir faciadır. Çünkü anayasaya göre yargıçlar kararlarını vicdanlarına göre verirler. Vicdani kanatlarına göre oluştururlar. Ve verdikleri bu kararlarda da sorumsuzdurlar. Sorumsuzluk, yanlış anlaşılmasın lütfen. Sorumsuzluk derken yani istedikleri şekilde bir karar verirler. Buradan da hiç kimse onları sorumlu tutamaz anlamı çıkartılmasın. Yargıcın verdiği karar ancak itiraza tabidir. Ancak temize tabidir. Yargıcın verdiği her karar elbette ki doğru değildir. Elbette ki hukuki altyapısı itibariyle sağlam temellere oturmuyor olabilir. Ancak bunun karşılığı yargıcı tutuklayıp hapse atmak değildir. Diğer taraftan işte gördüğünüz Hatay'da ve Adana'da tırlar dolusu silahlar maalesef sınır dışına sevk ediliyordu. Ve bir şekilde onlar deşifre edildi. Deşifre edildikten sonra da bu işi yapan savcılar tutuklandı. Şimdi yıllarca Türkiye'nin duruşu şuydu, bizim iç işlerimize karışıyorlar. Dışarıdan müdahaleler geliyor, iç işlerimize kimse karışamaz. Doğrudur, hiçbir devlet normal koşullarda başka bir devletin iç işlerine karışamamalıdır. Ama hal böyleyken bundan yakınan devlet aygıtı şu an işte deşifre olduğu gibi dışarıya kamyon kamyon tır tır silah gönderme derdi içerisinde. Elbette hukuk tarafsız olmalı, bağımsız olmalı, işlemini yürütürken hiçbir yerden, hiçbir siyasi erkten emir ve talimat almamalı. Konut Adınar Stiftung veya diğer adıyla Konut Adınar Vakfı. Şu
Şurada benim bir ayrı planda bir PowerPoint'im var, onu çalıştım.